Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fütuhat-ı Mekke 9. sefir 55. kısım. Hasıl içinde vasıl. Oruçlu kendini neyden alıkoyar? Bilginler, oruçlunun kendini yenilen, içilen şeylerden ve cinsel ilişkiden uzak tutmak zorunda olduğunda görüş birliğindedir. Şimdi onlara yaklaşınız. Fecirde beyaz çizgi siyahtan ayırt edilinceye kadar yiyiniz içiniz ayetinin anlamından anlaşılan ortaya çıkan şey budur. Vasıl, batını yiyorum. Yenilen şeyler zevk ve şurb yani tatma ve içme bilgisidir. Oruçlu misli olmayan bir eylemi yapmaktadır. Misli olmamak özelliğiyle nitelenen oruçlu kimsenin hükmü ise misilsiz olmaktır. Zevk, ilahi tecellinin kaynağıdır. Devam ettiğinde ise içme adımı gelir. Zevk yani tatma bir şeyi tadan insanda meydana gelen bir ilişkidir. Oruç terk demektir ve terkin meydana gelebilecek olumlu bir özelliği yoktur. Çünkü terk meydana gelebilecek olumlu bir şey değildir. Çünkü o olumsuz bir özelliktir. Tat ise bunun zıttıdır. Bu nedenle oruçlunun bir şey yemesi yasaklanmıştır. Çünkü bir şey yemek ve tatmak oruçluluğu ortadan kaldırır. İçmek ise orta tecellidir. Ortada olan kimse için iki ucun arasında sınırlıdır. Sınırlılık ise sınırlanılan şeyde tahdidi gerektirir. Yani terk anlamındaki oruç ilahi bir özelliktir. Allah sınırlanmayı kabul etmediği gibi onunla veya sınır ile nitelenmez. Bize göre onunla da ayrışmaz. Bu nedenle içmek oruçla çelişir. Bu nedenle oruçluya içmek yasaklanmıştır. İçme bir tecelli olduğu için tecelligah anlamındaki başkasının varlığına imkan verir. Oruçluda başka ise kesinlikle mevcut değildir. Çünkü oruç bize değil Allah'a aittir. Oruç tutarken ben onunla nitelendim ve Allah bu nitelikle beni kendi kolumuna yerleştirmiştir. Bir şey kendine tecelli edemez. Öyleyse oruçlu içilen şeylere yaklaşamaz ve bu kendisine yasaktır. Cinsel ilişki ise çiftin varlığıyla haz almak demektir. Çiftlerden her biri bu ilişkiden haz alır. Bu yönüyle cinsel ilişkide taraflardan her biri diğeri gibidir ve iki eş bir araya geldiği için birleşmek diye isimlendirildi. Oruçlu ise misilsizdir çünkü o misilsiz bir özellikle nitelenmiştir. Bu nedenle oruçluya cinsel ilişki haramdır. Orucu bozan hususlarla ilgili görüş birliğine varılan konular bunlardır. Bunlardan birisini veya hepsini yapan kişi oruçlu olamaz. Fasıl içinde vasıl. Besin olmayan şeyin içeriye yani mideye girmesi. Şeriat bilginleri taş gibi besin olmayan şeylerin içeriye girmesi ya da içeri girip yeme ve içme işlevi görmeyen şeyler hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Böyle bir şeyin organların içine girip mideye girmemesi hususunda görüş ayrılığına düşülmüştür. Bu duruma örnek olarak mideye değil de söz konusu nesnenin dimağa ulaşmasını verebiliriz. Bazı bilginlere göre bu durum orucu bozarken bazılarına göre bozmaz. Vasıl, batını yorum. Teorik düşünceden hareket eden filozoflar, halvet ve riyazet yöntemleriyle elde ettikleri bilgilerde Allah ehline ortak olabilir. Allah ehli o bilgileri iman sayesinde elde etmişken, onlar teorik araştırma ile elde etmiştir. Her ikisi de sonuçta ortaktır. Arkadaşlarımızdan bazıları zevki dikkate alarak bu ikisini ayırt eder ve görünüşte ortak olsalar bile Allah ehlinin idrak ettiği şeyi filozofların idrak ettiği değildir der. Bunlar oruç bozulur diyenlerin batıni karşılığıdır. İdrak edilen bir yol ise farklıdır. Demek ki ise orucu bozmaz demenin batıni yorumudur. Midenin dışında organların içinin batıni yorumu oruçlunun ilahi bir mertebede bulunup bir misal mertebesine yerleştirilmiş olmasıdır. Örnek olarak sanki görüyormuş gibi Allah'a ibadet et ifadesini verebiliriz. Acaba zevkinde teşbih ve tenzihin hükmünden çıkan Allah'ın kullarından birisine sanki görüyormuş gibi Allah'a ibadet et ifadesi etki edip bilgisini ve zevkini terk eder mi? Böylece şeriata saygının ve keşfin hakikatinin gereği olarak bu konuma iner mi? Böyle bir durumda orucunu bozmuş sayılır ya da inmez ve ben farklı hakikatlerin toplamıyım. Ben de beni bulunduğum hal üzere bırakacak hakikatler bulunduğu gibi bu inişi görmeyi isteyecek hakikatler de vardır. Çünkü ben tahayyül veya
hayal sahibi bir varlığım diyebilir. Böylece Hakk'ın bu mertebede kendisini bu hakikatten ve kendisindeki bütün hakikatler yönünden görmesini istediğini öğrenir. Ondan ortaya çıkan bu misal tecellisinden ise onu isteyen bu hakikat belirlenir ve hakikatinde bulunduğu hal üzere kalır. O da hayalin ve tahayyülün bulunmadığı bir hakikat üzerinde kalır. Bu ise midenin dışındaki organların içine gelen şeylerin orucu bozmadığı düşüncesinin batıni yorumudur. Fasıl içinde vasıl. Oruçlunun birini öpmesi. Bazı şeriat bilginleri bunu caiz görmüşken bazıları genel anlamda mekruh saymış. Bir kısmı ise gençleri öpmeyi mekruh sayarak yaşlının öpülmesini caiz görmüştür. Vasıl, batıni yorum. Bu mesele Hz. Musa'nın isteğinin zıttıdır. Çünkü o kendisi adına gerçekleşen konuşmanın ardından görmeyi istemişti. Görme ve konuşma ise berzahi yani ara bölgeye ait tecellinin dışındaki bir yerde bir araya gelmez. Berzah makamı Bağdat'ta vefat etmiş Şihabüddin Ömer Es-Sühreverdi'nin makamıydı. Arkadaşlarından rivayetine güvendiğim birisi onun görmek ile konuşmanın bir araya geldiğinden söz ettiğini aktarmıştı. Buradan onun müşahadesinin berzahi olduğunu anladım. Bu kaçınılmazdır ve bundan başka bir şey olamaz. Öpmek anlamındaki kuble ikbalden yani yönelmekten gelir. Konuşmaya yönelmek dil mertebesindendir ve dil konuşmanın aracıdır. Allah'a yönelmek de dinlenen sözle gerçekleşir. Çünkü bu esnada berzah müşahadesinde bulunulmaktadır. Bu mertebede olan kimseden ise konuşmaya yönelmeyi istemesi beklenebilir. Hak kendisiyle konuştuğunda ise onu göremez, buna karşın kendisini gördüğünde ise onunla konuşamaz. Musa'ya aleyhisselama ait bu makamı ben Musa'nın tattığı yerde tattım. Fakat ben kum içindeki bir ıslaklıkta avuç miktarınca tatmıştım. Musa ise ihtiyacı esnasında onu tatmıştı. İhtiyaç Musa'nın ailesi için ateş aramasıydı. Ben de çölde bulduğum şey su olduğu için sevinmiştim. Onunla konuşursa onu göremez dedik. Çünkü görmek isteyen nefs hitabı anlamak için kendini bütünüyle verir ve görmekten habersiz kalır. Böyle bir insan oruçlu için öpmeyi mekruh sayana benzer. Çünkü oruçlu gören kişidir. Oruç benzersiz olduğu gibi müşahadede benzersizdir. Oruçlunun öpüşmesini caiz gören kimse ise tecelli bir suretle gerçekleşir. Misali ve ben buna değer vermem. Çünkü zat bu tecellinin ardındadır diye düşünür. Tecelli kendisine tecelli edilenin makamından meydana girebilir. Tecelli tecelligahın makamından başka bir yerde de gerçekleşseydi onda bulunandan başka bir şey istemek mümkün olmazdı. Hakkı müşahede etmek fenadır. Fena söz konusu olduğunda ise bir talep olamaz. Çünkü müşahede edenin nefsine has, konuşma arzusundan daha yakındır. Bununla birlikte bu müşahede halinde kişi haz almaz. Ebul Abbas Es-Seyyari şöyle der. Akıllı hiçbir müşahededen haz almaz. Çünkü hakkı müşahede etmek fena demektir ve onda haz yoktur. Gençler için bunu mekruh saymanın batini yorumuna gelirsek genç tasavvuf yoluna yeni giren kişidir. Yaşlı için öpüşmeyi caiz gören kişi yaşlının tasavvufta sona ulaşan kişi olduğunu dikkate almıştır. Çünkü sona eren kişi müşahede etmekten konuşmaya tekrar dönmek istemez. Bu nedenle müşahedeyi bırakır ve konuşmaya döner. Çünkü konuşma ancak perde varken olabilir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Allah bir vahiy veya perde ardından olmaksızın hiç kimseyle konuşmamıştır. Sona ulaşan ise bunu bilir ve dolayısıyla onu yapmaz. Başlangıçtaki kişi ise gençtir. Makamlar hakkında herhangi bir tecrübeye sahip değildir. Çünkü o başlama makamındadır. Dolayısıyla o sadece tatmış olduğunu bilebilir. Son ise müşahadede meydana gelir. Başlangıçtaki kişi müşahadeyi büyüklerden duyar. Böylece konuşmayla birlikte müşahadeden mahrum kalmayacağını zanneder. Başlangıçtaki kişi misali suretindeki bir müşahadede bulunur. Ona iş senin zannettiğin gibi değildir. Hak seninle konuşursa onu göremezsin. Sana görünürse onunla konuşamazsın denilir. Bu nedenle genç oruçlu için öpmek yani batini yorumda görmeyi bırakarak konuşmaya yönelmek caiz görülmemiş ve yaşlı için caiz görülmüştür.
Çünkü yaşlı, müşahede sahibi, Allah'ın davetini tebliğ etmede peygamberin varisi ise konuşmayı ister. Bu durumda hitabı anlamak için konuşmaya dönmesi caiz olur. Fasıl içinde vasıl, oruçlunun hacamat yaptırması, yani kan aldırması. Bazı bilginlere göre kan aldırmak orucu bozar ve ondan uzak durmak farzdır. Bazı bilginlere göre ise orucu bozmaz fakat oruçluyken kan aldırmak mekruhtur. Bazı bilginlere göre ise oruçlunun kan aldırması orucu bozmayacağı gibi mekruh da değildir. Vasıl, batini yorum. El-Muhyi ismi Ramazan ayında oruçluda hüküm sahibiyken Allah'ın Ramazan ismine veya gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan veya göğü yerin üstüne düşmekten koruyan El-Mümsik yani tutan ilahi ismine gelir. Çünkü cisimlerdeki doğal hayat bedendeki kanın evi sayılan karaciğerden doğan kanın buharıdır. Sonra bu kan bitkilerin yaşaması için bahçeyi sulamak üzere oluklardan akan su gibi damarlarda akar. Kan taştığında onun etkisinin bedene aksetmesinden korkulur. Bu nedenle canlılığı sağlayacak miktarda geri kalsın diye fasat yani damarı yararak kan alma ya da hacamat yöntemiyle çıkartılır. Bu nedenle oruçluda hükmün El-Muhyi veya El-Mümsik isminde olduğunu söyledik. Çünkü ruhların gökleri ve bedenlerin yeri hayat sayesinde bakidir. El-Muhyi isminin hükmü oruçlunun bulunduğu durumdan daha güçlüdür. Bu iki ilahi isim, Hakk'ın iki kardeş ismidir. Bunlar oruçluda hüküm sahibiyken Allah'ın Ramazan ismine veya Ramazan'ın dışında sayesinde orucu kendisine izafe ettiği bir ismine gelip o yere en yakın menzilde Allah'ın Eddar ve El-Mü'mit isimlerini etkin bulduklarında En-Nafi isminden yardım isterler. Bu durumda söz konusu varlığın hayatının sürmesini isteyen üç isim haline gelirler. Bunun üzerine hacamat istemek üzere onu hareket ettirirler. Bunu yapmakla oruç bozulmadığı gibi bu mekruh da değildir. Çünkü Allah'ın Ramazan isminin o varlığı ayakta tutması söz konusu şeyin fiilen var olmasına bağlıdır. Bazı bilginler kan aldırmanın mekruh olduğunu fakat oruç bozmadığını ileri sürmüştü. Mekruhluğun batini anlamı oruçlunun gıdadan uzaklaşma halinde bulunmasıdır. Çünkü yemek ve içmek ona yasaklanmıştı. Gıda oruçlunun yaşama sebebidir ve oruçluyken onu almaması emredilmiştir. Sözünü ettiğimiz bir durumda hacamat yoluyla kanın izalesi yok olmaktan korkmaktan kaynaklanır. Öyleyse kan aldırmak yaşama arzusuyla beslenmenin yerini alır. Halbuki oruçluya beslenme yasaklanmıştı. Bu nedenle de kan aldırmak mekruh sayılır. Kan aldırmak orucu bozar ve ondan uzak durmak zorunludur demenin batini yorumu da bu ve bundan önceki batini yorumla birdir. Fasıl içinde vasıl. Kusmak ve kasıtlı kusmak. Bazı bilginler isteksizce gerçekleşen kusmanın orucu bozmadığı görüşündedir ki bunlar çoğunluktur. Bazı bilginlere göre ise orucu bozar. Bu görüş Rebia ve takipçilerine aittir. Çoğunluk kasıtla kusmanın orucu bozduğu görüşündedir. Tavus ise böyle düşünmez çünkü ona göre orucu bozmaz. Vasıl, batini yorum. Mide doğal hayatı meydana getiren ve nefsin atıkanın yani düşünen nefsin yönetim sahibi olmasını sürdüren besinlerin koruyucusudur. Bu yönetim sayesinde düşünen nefs hükümdar diye isimlendirilir ve onun varlığıyla da insan çabasıyla veya hakkın vergisiyle elde edilen ilimler meydana gelir. Düşünen nefs doğayı gözetir. Doğa bedenin hizmetkarı olsa bile hükümdar olan düşünen nefsin kendisini gözetmesinin değerini bilir. Doğaya mide hazinesinde bu bedenin bozulmasına yol açabilecek şeyler bulunduğu gösterildiğinde atıcı güçlere şöyle der. Bu hazinede kalması yok edici olan şeyi dışarı atınız. Böylelikle atıcı güçler tutucu güçten onu alır. Kapı açılır ve onu dışarı çıkartırlar. Kusmanın ortaya çıkardığı şey budur. İçeri girdiği yoldan kasıtlı olarak çıkması durumunda kusmuğu yani yenilen besinin dışarı çıkması diye gören bilginler ise besin girdiği yoldan dışarı çıktığında orucun bozulduğunu kabul etmiştir. Çünkü besin aynı yoldan içeri girerken orucu bozmuştu. Yola dikkat etmeksizin birbirinin zıttı olan giriş ve çıkışın hükmünü ayırt edenler ise orucun bozulmadığını ileri sürmüştür. Kusmanın ortaya çıkarttığı şey budur. Oruçlunun kusmada bir çabası varsa ki buna kasıtlı kusma denir,
beden için bir yarar ve bekası için bir sıkıntının giderilmesi gözetilmiş olabilir. Böyle bir durumda kusma, bedenin bekasını sağlayan besinin yerini alır. Oruçlu ise, oruçluyken besin almaktan men edilmişti ve kusmuk bedenden çıkarken besinin sağladığı yararı sağlamıştır. Bu durumu dikkate alan bilginler kasıtlı kusmanın orucu bozacağını ileri sürmüştür. Girmenin ve çıkmanın hükümlerini ayırt eden ise orucu bozmayacağı kanaatindedir. Bütün bunların ilahiyat bahsindeki yorumu her vakitte etki etsinler diye bedenin istidadının talep ettiği ilahi isimlerin hükümleridir. Çünkü beden herhangi bir ilahi ismin kendisine etkin olmasından yoksun kalamaz. Beden kendisine o esnada hüküm sahibi olan isimden başka ilahi bir ismin kendisine hüküm sahibi olmasına istidat kazandıysa, o ismin hükmü kaybolur ve istidadın talep ettiği ismin hükmü onun yerini alır. Bunun örneği bir şehir halkının hükümdarlarına karşı çıkarak önceki hükümdarın izni olmaksızın başka bir hükümdar getirmeleridir. Birinci isim örnekte ise hükümdar, hükmünü yitirir ve hüküm istidadın talep ettiği ilahi isme döner. Öyleyse hüküm sahibi her zaman istidattır. İstidadı meydana getiren ilahi ismin hükmü ise ebedi olarak kalıcıdır ve hüküm sahibi olmaktan azledilemez. Örneğe dönersek, şehir halkının onun arkasından hile ve tertip düzenlemesi uygun değildir. İstidadın istediği o hükümdar da ölümde veya diriyken, birlik ve ayrım halindeyken asla onlardan ayrılmaz. Tanrının El-Hafiz, El-Kavi bu isimlerin kardeşleri de kendisine yardım eder. Bunu bilmelisin. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken kan aldırdığı kesindir. Bu konuyla ilgili hadisi Buhari İbni Abbas'tan aktarmıştır. Ebu Davud ise Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Oruçluyken kusan kişinin orucu kaza etmesi gerekmez. Kasıtlı kusarsa orucunu kaza etmelidir. Bu hadisin bütün ravileri güvenilirdir.